Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Aslında bu hazırlayacağım menü daha çok hafta sonları ailenizle birlikte yiyebileceğiniz bir menü diyebilirim. Genelde ben de çocuklarım hafta sonu dışarıdan yemek istediğinde bu tarz yemekleri hazırlıyorum. Onların da çok hoşuna gidiyor. Ne hazırlayacağım bugün? Tantuni yapacağım ve tantuni sarmak için bir lavaş ekmeği hazırlayacağım. İsterseniz lavaş ekmeğini hazırda alabilirsiniz ya da ekmek arası yaparak da tüketebilirsiniz. Hemen ardından bir domates çorbası hazırlayacağım. Salata olarak da yoğurtlu, havuçlu bir kabak salatası hazırlayacağım. Mezesi de diyebiliriz. Lavaşın hamurunu yoğurarak başlayayım. O birazcık dinlensin. O arada etimi ve çorbamı yaparak devam edeceğim. Burada 4 su bardağı unu eledim. Kabımın içerisine alıyorum. 1 paket kuru maya koyuyorum. Şöyle tatlı kaşığının yarısı kadar tuz. 2 su bardağı kabımı aldım. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Birden eklemeyin suyunuzu. Şöyle ortada birazcık toparlıyorum. Suyun hepsini koyacağım. Eğer gerekirse un eklerim. Çok yumuşak bir hamur yoğurmuyoruz. Ama ele de yapışmayacak. Kıvamda bir hamur hazırlayacağım. Bu arada kullandığım bardak yine 200 milimlik. Hemen onu da belirteyim. Yanıma şöyle bir bardak daha un aldım. Eliyorum. Hepsini eklemeyeceğim. Bakacağım, ona göre sizlere söyleyeceğim ne kadar eklediğimi. Artık bundan sonra 5 dakika boyunca hamurumu yoğuracağım. Sonunda da ne kadar tam anlamıyla un eklediğimi sizlere bildireceğim. Yeterli. Hamuru 5 dakikadır yoğuruyorum. Şöyle yakından da kıvamını göstereyim. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor. Çok sert de değil, çok yumuşak da değil. Normal kıvamda yoğurdum. Toplamda da 4,5 su bardağına biraz daha fazla un gitti. Siz de yavaş ve dikkatli ekleyin lütfen ununuzu da suyunuzu da. Yoğurduğum kabı tekrar alıyorum. Şöyle içerisine oturtturup üzerine de un serpiyorum. Şöyle üzerine streç filmle kapatıyorum. Mayalanana kadar bekleyeceğim. Ortalama bir 40 dakika yeterli gelecektir. Yarım kilo dana eti kullanacağım. Benim bazıları böyle kuşbaşı doğranmış ama sorun değil. Onları zaten küçük küçük doğrayacağım. Siz de kuşbaşı alarak etinizi küçültebilirsiniz. Hemen göstereyim nasıl doğrayacağımı. İsterseniz kare kare doğrayabilirsiniz. İsterseniz de uzun uzun da doğrayabilirsiniz. Ben bu sefer uzun uzun yapacağım. Bu şekilde küçük küçük doğrayacağım. Kullandığım et dana eti ve tamamen yağsız. Biz pek yağlı et yemediğimiz için ben hep yağsız et kullanıyorum ama siz birazcık yağlı kullanabilirsiniz eğer tüketebiliyorsanız. Et pişirmek için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. İçerisine doğradığım etleri ekliyorum. Olabildiğince küçük doğradım. Şöyle çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağı burada neden ekledim hemen söyleyeyim. Etim çok yağsız olduğu için suyunu çektikten sonra hemen dibine tutacaktır. Ondan dolayı yağ ekliyorum. Artık etimi arka tarafa alacağım. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Altında kısa alacağım. Ara ara karıştırarak etin tam anlamıyla piştiğinden emin olana kadar ocakta tutacağım. Eğer ki etiniz pişmediyse, suyu da az gelirse birazcık su ekleyin. Tekrar pişirmeye devam edin. Et orada pişerken ben domates çorbasını yapmaya başlayayım. Şöyle 8 tane kadar orta boy domatesi yıkadım. Şöyle 4'e bölüp robota atıyorum. Eğer kıştan hazırladığınız konserve domatesiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Robottan çekiyorum.
Çektikten sonra içerisine bir yemek kaşığı tepeleme dolusu salça ekliyorum. Onu da bir süre robottan çekeceğim. Domatesiniz ne kadar kırmızı olursa olsun salça koymadan rengini tam anlamıyla veremeyiz. Çünkü un da eklediğimiz için un muhakkak rengini açıyor. Çorbayı yapmak için tenceremi ocağa alıyorum. Altında yakıyorum. Böyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Hemen o arada bir etime bakayım. Suyunu salmış iyice artık. Suyunu saldıktan sonra bir bakacağım. Eğer pişmediyse birazcık su ekleyeceğim. Altıda kısıkta ocağım. Yağ eridikten sonra çok tepeleme olmadan 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Kokusu çıkana kadar onu kavuracağım. Şöyle 1 yemek kaşığı nane ekliyorum. Onu da birazcık kavurayım. Şöyle yarım su bardağı su ekleyeceğim. Onu biraz açmak için. Hemen ardından domatesi de ekliyorum. Tuzunu da ekleyeyim. Biraz da karabiber. Karıştırıyorum. Şöyle bir kere daha robottan çekeceğim. Birazcık taneli kaldı sanırım. Suyunu da ekliyorum. Şöyle biraz daha ekleyeyim. Bir kaynasın bakacağım. Eğer ki tencerem küçük gelirse değiştireceğim. Çünkü kaynadıkça koyulaşabilir içerisinde un olduğu için. Tencerem küçük geldiği için biraz daha büyük bir tencereye aldım. 4 kişiye göre biraz fazla çorba olacak ama olsun, ertesi güne de kalır. Eğer ki daha az yapmak isterseniz domatesini azaltabilirsiniz. Kaynamaya başladı. Artık altını kısıyorum. Kapağını da yarım olacak şekilde kapatıyorum. Bir 10 dakika pişirdikten sonra ocaktan alacağım. Bu arada etim de pişti. Onu da kapatıyorum artık. Salatama geçiyorum. Şöyle 2 adet orta boydan biraz daha büyük havuç, bir tane de kabak kullanacağım. Hemen bunları rendeleyeyim. Rendenin en büyük yeriyle diyebilirim. Rendeleyeceğim. Havucu da devam ediyorum üzerine. Çorbam pişti artık. Onu kapatıyorum. Şöyle kıvamını da sizlere yakından göstereyim. Çorbamı da kenara alayım ve kabağı kavuracağım. Tavayı ocağa alıyorum. Altında yakıyorum. İçerisine ekliyorum kabak ve havuçları. Şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Fazla değil, birkaç dakika kavuracağım. Hafif kabak ve havuçlar sönene kadar sadece. Şöyle bir miktar tuz ekliyorum. Yeterli, bir 3 dakika kadar kavurmuşumdur. Ocaktan alıyorum. 5 yemek kaşığı tepeleme dolusu yoğurdu kabımın içerisine alıyorum. Bunun biraz yoğurdunu bol yapmanızı tavsiye ederim. Daha güzel oluyor. Şöyle biraz daha ekleyeceğim. Şöyle 2 diş de sarımsak rendeleyeceğim içine. Şöyle iyice çırpayım. Şöyle kabak karışımının tam anlamıyla soğuduğundan emin olduktan sonra içerisine katın. Sakın sıcakken katmayın. Bu sefer yoğurdunuz kesik kesik olur. Hiç hoş bir görüntü olmaz. Karıştırıyorum. İsterseniz içerisine büyük parça cevizler koyabilirsiniz. Hemen servis tabağını boşaltıyorum. Salatam da hazır artık.
tamamen arzuya göre. Ben birazcık ceviz koyacağım. Şöyle ceviz parçaları daha doğrusu. Ortalarını süslemek amacıyla. Hamur yeterince dinlendi. Artık lavaşları yapmaya başlıyorum. Hemen şu güzelini açıyorum. Bir saattir falan dinleniyordur. Kabımdan tezgahımın üzerine alıyorum. Merdanemi de aldım. Şöyle unluyorum tezgahımın üzerine. Hamuru artık eşit parçalara böleceğim. Şu boyut gayet iyi. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Toplamda 14 tane beze çıktı. Yani 14 lavaş olacak. Şöyle un serpiyorum tezgahımın üzerine. Bu lavaş tabii ki bizim için fazla gelecek ama sorun değil. Fazlasını dolaba atacağım. Şöyle açıyorum. Kalınlığını da sizlere göstereceğim. Ara ara un serperek açıyorum. Ben kendi tavama göre yaptım büyüklüğünü. Çok aşırı derecede ince de olmayacak. Bu kıvam gayet iyi. Şöyle göstereyim. Tamamdır. Şimdi yaptıklarımı biraz kenara alacağım. Birkaç tane yaptığımı göstereyim. Gerisini hem yapıp hem pişireceğim. Çok hamurları üst üste koymayın. Bu sefer yapışabilir. Şimdi hızlı hızlı geçeceğim. Hemen ocağın başına geçip bir taraftan pişirip bir taraftan aynı şekilde devam edeceğim ben. Artık lavaşları pişirmeye başlıyorum. Şöyle teflon bir tavayı ocağıma alıyorum. Altında yaktım. Hemen şöyle atıyorum hamuru. Altını orta ayara getiriyorum. Çok fazla aşırı kısmayın da çok yüksek de açmayın. Bu sefer yakarsınız. Şöyle çevirerek bir o tarafı bir o tarafı iki tarafı da çevireceğim. Artık pişti yeterli. Şöyle bir tabağın içerisine alıyorum. Tekrardan atıyorum. İçerisine tavanın hiçbir şekilde yağ falan yok. Hepsini üzerini örttüm. Şöyle göstereyim. Üzerini örterek pişirin. Yoksa sert olur. Kantine tavan falan olmadığı için benim şöyle sürekli kullandığım saç kavurma için kullanıyorum bunu. Bununla yapacağım. Hemen etimi şöyle içine boşaltıyorum. Et ortalama 30 dakikada pişti. Yarım su bardağı da su ekledim toplamda. Çeyrek eklemiştim. Bir çeyrek daha ekledim. Hemen ocağın altını yakıyorum. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Şöyle tatlı toz biber. Miktarda tuz. Tuz eklememiştim çünkü hiç. Karıştırıyorum. Pişmişti. Sadece bir iki dakika şöyle kavuracağım. Hemen ardından ocaktan alacağım. Tüm yemeklerim hazır. Artık yemeklerimin son haline geçebilirim. Güzel bir tantuni oldu. Tabii ki bir ustası kadar güzel yapamayız ama ev hanımlarının evde yapabileceği çok güzel bir tantuni oldu bence. Şimdi hemen tantuniyi şöyle bir lavaş ekmeğine sarayım. Sizler de son halini görün. Çünkü içeride çocuklar da bekliyor yemek için sabırsızlıkla. Bir an önce sıcak sıcak onları götürmek istiyorum.
Ben böyle yanına domates doğradım. Birazcık da kuru soğan. Sevmiyorsanız tamamen damak tadınıza göre şu taraftan başlayarak sarıyorum. Güzel oldu. Şöyle çorbadan da koyayım, kıvamını görün. Üzerine kaşar rendesiyle çok güzel oluyor. Salatamın da kıvamını göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet katı bir kıvamı oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.